Hoş geldiniz Irmak Hanım. Hoş bulduk. Deniz. Deniz, kalk kalk kalk, söyleyeceklerim var. Hayır, 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 hayır. Kızım, niye söylemiyorsun içeride adam olduğunu? Özür dilerim efendim. Ah, git hadi. Ay, gözümün önünden gitmeyecek ya. Adam mı? Enişten diyeceksin kızım, enişte. Fincan kadar yüzük taktık dün gece ablana. Tebrikler. Umarım birkaç saat daha uzun sürer bu sefer ilişkiniz. Nereye kayboldu ablam yine ya sabahın köründe? Ve bir kere ihtiyacım olduğunda yanımda olsun. Ne olur ya Rabbim, ne olur. Agresif baldız. Baldan tatlısın yine sabah sabah. Madem eniştem oldun, bu akşam giyiniyorsun, kuşanıyorsun, ablamın nişanlısı sıfatıyla Fırat'ın babasının tanışma davetine geliyorsun. İtiraz istemiyorum, yoksa gerçek yüzümü göreceksin artık. İyi iyi, sevindim barıştığınıza. Resmiye bağlamışsın bakıyorum işleri. Vallahi ben de şaşırdım. Hikmet Bey amcamı aradı sabahın yedisinde. Ne diyorsun ya? Kafayı yemiştir herif. Ablamla barışmanıza sevindim. Ay yapıştık ben de. Ara hadi, kesin Nari'nin yanında. Yüzüğü gösteriyordur. Zaten bunlar ne yaşasa birbirine anlatmak için yaşıyorlar. Ben sana söyleyeyim. Hadi ben gidiyorum Nari'ye. Tamam, akşam bekliyorum ona göre. Ha oldu bak, böyle gelirim. Onu ürkütmeyecek böyle sade bir tören yapalım istiyorum ben. Ha. Belki evde mi kıyılsa nikah? Ha? Onun böyle kendi ortamında. Düşük belli bir eşofman giysin. Bir şey söyleyeceğim, hiç çaktırmadan sünnet gibi kıyılsa. Dur, Irmak arıyor. Efendim Minişe? Kim? Amcama. Bu akşam tanışma yemeği. Aa, hayırdır? Bizim damat bir atağa kalktı. Ne olmuş? Fırat'ın babası amcamı aramış. Akşam otellerinde tanışma yemeği vereceklermiş. Irmak, bunların otelleri mi varmış? Baba nereden icap etti şimdi bu davet? Artık ailelerin tanışma zamanı geldi de geçiyor bile. Bu kararı benim vermem gerekmez mi? Normal şartlarda öyle. Ama şartlar normal değil. Neler oluyor baba? Kredini geri ödeyecek Sermet. Sen de işine geri döneceksin rahat rahat. Üzerine sevdiğin kızı alacaksın. Dahası ben senin kafanı kırmayacağım. Daha ne istiyorsun be evladım? Beyefendi hoş geldiniz. Hoş geldiniz Fırat Bey. Hoş bulduk Müdür Hanım. Geleceğinizi bilseydik karşılardık. Ani geldim, oğlum aldı alandan. Benim suit hazır mı? Hazır efendim. Bu akşam çok mühim misafirlerim var. Yemeği burada yiyeceğiz. Lokantadan güzel bir masa ayarlayın. Aşçıya da söyleyin özel bir tertip yapsın masaya. Tabii efendim. İyi istirahatler. Teşekkürler. Bu müdür hanım iyi. Beğeniyorum kızı. Doğuluk %15 arttı vazifeye başlayalı. Tamam baba, dediğini yapacağım. Irmak'la nişanlanacağım. Ama Sermet Efendi'yi mutlu etmek için değil. Tabii evladım. İnsan bir kızla beğendiği için nişanlanır. Nişanlan da Ernalt için olursa olsun. Bir tanışalım, sözü keselim, gerisine bakarız sonra. Bana bak. O Narin'le mevzunuz sürmüyordur inşallah. O zamanlar kapandı bitti o iş değil mi? Baba Narin Irmak'ın ablasının iyi bir arkadaşı. Üçü kardeş gibi büyümüşler. Sermet'in avukatlığını da yapıyor. Erol bizim kredi işlerini kızın üstüne yıktı. O yüzden arada bir görüşüyorum. İyi, iyi. Durup durup bu mevzuyla uğraşmayalım.
Madem kızların bu kadar yakın arkadaşı, onu da çağıralım akşama. Gözümüzle görelim bakalım durumu. Amcamı görecektim bu sabah. Bana bir geldi böyle bir panik. Fırat arıyor. Alo hayatım. Ne oluyor böyle? Akşam yemek yiyormuşuz galiba. Bu akşam Irmak'la ailelerimizi tanıştırıyoruz. Sen de ailedensin. Mutlaka bekliyoruz. Kazan Oteli saat 8'de. Çok sevindim. Tabii ki gelirim. Şimdiden ikinize de mutluluklar. Sen beni durdurmadığın sürece de sonuna kadar gideceğim. Yani karar senin. Kronometre şu an çalışmaya başladı. Sen gerçekten hıyarın tekisin. Seni ellerimle evlendireceğim Fırat Kazan. Ablacığım biz geldik. Oo, amcam da gelmiş, hazırlanmış, yakışıklı yakışıklı. Oh. Ya çocuklar ne zor işlermiş bunlar ya. Ya ben ne yapacağım, ne diyeceğim? Vallahi sabahtan beri en az 40 kişiye şey sordum, ben ne yaparım, ne ederim diye ya. Ay amcam benim. Annemle babam gideli bütün yükümüz senin üstünde. Hiç heyecanlanma. Her şey yolunda gidecek. Bak göreceksin, Irmak da çok mutlu olacak. Hiç endişelenme amcacığım. Hikmet Bey'le çok iyi geçireceksiniz eminim. Çok iyi insanlar. Senden bir tek şey istiyoruz. Bizim başımızda ol. Böyle sembolik bir kral gibi mi? Sen sembolik bir kralın yapacağından çok daha fazlasını yaptın amca. Babamız oldun. Hiçbir şeyi eksik etmedin yetiştirirken bizim. Annemle babam seninle gurur duyardı bizi bugünlere getirdiğini görse. Tamam. Tamam çocuklar. Bu kadar duygusallık yeter. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.